İyi günler arkadaşlar ben Sefa Acarsoy Bugün bir vlog tarzı bilgilendirme videosu çekeyim istedim Yurt dışına geldim biliyorsunuz bir 8 ay kadar oldu fakat gelirken kedimi de getirmiştim Hani yurt dışı ile ilgili birçok soru geliyor. Bunları yanıtlayacağım ama öncelikle hazır Facebook'ta bir yerde bir konusu geçmişti. Oradan aklıma geldi. Yurt dışına kedi ya da köpek, evcil hayvan nasıl götürülür? Bunu yanıtlamak istiyorum. Tabii ki ben Karadağ getirme deneyimimden örneklendirerek bu videoyu çekiyorum. Yani kurallar aşağı yukarı her ülkede aynı ama kontroller her ülkede aynı olmayabilir. O sebeple yine de siz her şeyi garantiye alın derim. Demin belirttiğim gibi biz 8 ay önce Karadağ'a geldik eşimle ve yanımızda kedimizi de getirdik fakat fakat kafamızda bin bir türlü soru ve korku vardı çünkü evcil hayvanları yurt dışında birçok ülke artık neredeyse hepsi diyebiliriz. Titrasyon testiyle kuduz titr ya da kuduz titrasyon testi yaptırdıktan sonra alıyor. O da şu şekilde oluyor. Diğer aşıları geçiyorum. Kuduz aşısı yaptırıyorsunuz. Kuduz aşısının üzerinden bir ay zaman geçiyor. Bir ay sonra titrasyon testini yaptırıyorsunuz. Titrasyon testinden 6 ay sonra ülkeye giriş yap, yapmanıza izin veriyorlar. Bunun sebebi de o 6 ay boyunca kanda yeterli antikor üretiliyor mu ona bakılıyor. Yani bir evcil hayvanı yurt dışına çıkarmak için yaklaşık size 7,5 aylık bir süre gerekiyor. 6 ay bekleme süresi, 1 ay Kuduz testinden sonra titrasyon testinin yapılması için gereken süre. E, testin sonuçları bilmem ne derken 1-2 hafta da o sürüyor. Yani 7,5 ay var bir süre gerekiyor. Fakat bizim öyle bir zamanımız yoktu. E, bizim birkaç hafta içinde çıkmamız gerekiyordu. E, o Bundan dolayı kafamızda bin bir türlü soru ve korkuyla çıktık zaten. Öncelikle biz çipidir, pasaportudur, kuduz aşısı, iç dış parazit, karma aşı her şeyi yaptırdık. Yani bu zaten yaptırmanız gereken şeyler. İlçe Tarım Müdürlüğüne gittik Marmaris'te. Seyahat belgesi almanız gerekiyor zaten ama öncelikle bir sorduk. Bakın böyle Karadağ gideceğiz ama tifo testi istiyor mu istemiyor mu bilmiyoruz diyoruz ama istediğini biliyorum aslında bakarsanız. resmi hiçbir site yok. Fakat eski siteler istemiyor diyor yeni siteler istiyor diye bu AB uyumluluğu sebebiyle artık istemeye başlamışlar. Ama resmi bir site yok. E orada da adamlar internete bir giriyor bakıyor istiyor yazıyor ama resmi iste değil onlar da bir kararsız kaldı. Ben biliyorum resmiyette istiyor ama internette okuduğum kadarıyla pek de sallamıyorlarmış. Titrasyon testi istediği için bana seyahat belgesi vermek istemedi görevli önce. Sonra dedim ki bakın internette herkes yazıyor gidebildik sıkıntı olmalı kimse bakmadı falan diye ısrar edince adam birini aradı. Ona sordu ya böyle böyle karada istiyor mu muhtemelen telefondaki kişi de kadındı yanlış hatırlamıyorsam e, istiyor ama biz birçok insan gönderdik e, hiçbir sorun olmadı gibi bir şey söyledi artık istiyor dedim bilmiyorum ama birçok insanı gönderdik hiçbir sıkıntı yaşanmadan gitti dediğini duydum. O sayede seyahatimizden bir gün öncesinde biz seyahat belgemizi aldık. Öncesinde şeye gittik hani çiplemedir, kontroldür, şudur budur. Hani her şey uygun mu diye önceden bir gidip bilgi aldık. Son bir gün kala da seyahat belgesini almak için gittik. Bir 200-300 lira para ödedik galiba seyahat belgesi için. Ee, hani onu yaptırmadan gidenler de varmış ama ben riske atmak istemedim hem de yani burada olay e, sadece Karadağ değil Türk Hava Yolları da e, ya da hangi havayolunu kullanıyorsunuz onlar da kontrol ediyor biz Türk Hava Yolları ile gittik Dalaman İstanbul İstanbul e, Podgorisa başkenti Karadağ'ın oraya geldik ve Türk Hava Yolları'nı ben bileti aldıktan sonra direkt aradım bakın dedim benim kedim var ben kediyle uçuş yapacağım çünkü kabine yani yanınıza sadece bir evcil hayvan alabiliyorsunuz. Sizin örneğin kediniz varsa başka bir köpek ya da başka bir kuş alamıyor kabine. Onu bagaja vermeleri gerekiyor. O sebeple ben erken aradım ki başka biri bir evcil hayvan getirirse benim kedim kabine kabine gelemeyecek, bagaja gitmek zorunda kalacak. Ondan dolayı hemen ben önceliği bir kapayım istedim. Tamam dediler, bir sıkıntı yok. Herhangi bir evcil hayvan yok getirebilirsiniz falan filan. Ondan not aldılar diye biliyorum. Evcil hayvan taşımanın kuralı kutusu dahil 8 kiloyu geçmemesi gerekiyor. 8 kiloyu geçerse bagaja gönderiyorlar. 8 kilonun altındaysa e, kabinde yanınızda taşıyabiliyorsunuz. Köpek için bilmiyorum ama kedi için bir de hani sert taşıma çantaları vardır ya plastikten, e, sert plastikten standart boyutta. Onu kabul etmiyorlar yumuşak taşıma çantası istiyorlar. Bizim astronot çanta dediğimiz daha hani sırta da asabildiğiniz, o göğsünüzde de taşıyabildiğiniz, elinizde de götürebildiğiniz böyle yumuşak plastikten yine şey vardır, çantalar vardır. Ondan istiyorlar. Zaten havalandırma delikleri falan da var onun. Onu Türk Hava Yolları bu şekilde istiyor. Aklınızda bulunsun. Çekinimizi yaptık Dalaman'da. Kendi biletlerimiz, kendi boarding kartlarımızı aldık. Sonrasında farklı bir deske, farklı bir yere gidip karşısında zaten o standların. Oradan da kedinin işte biletini, şusunu, busunu aldık ve geldik. <laughs> Hiçbir sıkıntı olmadı. Yani düşünün Dalaman'dan hatta Marmaris'ten çıktık. Karadağ'da eve gelene kadar kediyle ilgili tek kontrol Türk Hava Yolları tarafından yapıldı Dalaman'da belki İstanbul'da da göz yapmışlardır bilmiyorum ama başka hiçbir yerde yani hiçbir yerde diyeyim Karadağ'a girdik uçaktan indik pasaporttan geçiyoruz polis bir şey demiyor ki gerginiz böyle elimizi aldık kedinin taşıma çantasının üzerinde de şey vardı örtü vardı çünkü Şubat ayının sonunda geldik hani soğuk olabilir falan diye. Örtü var hani o çanta ne? hiçbir soru yok polisten gümrükten geçiyoruz normalde herkesin bavullar X-ray falan sokuluyor ama genelde şey yapıyorlar hani daha sap sap geldiyseniz falan sokuyorlar hani çünkü ben mesela geçen geçen hafta Türkiye'den tekrar buraya geldim bir baktım elemanın teki bavul içinde Belki 20-30 tane aynı ilaçtan yani kutu kutu var böyle. Hani muhtemelen ya satacak mı artık belki kullanacaktır da 20-30 tane aynı kutudan olur mu be hacı yani. Ben de bir sürü ilaç getirdim ama hani her birinden birer kutu ikişer. Nedir işte yok krem, yok ağrı kesici, yok benim alerji hapım falan filan modunda böyle. O herif 20-30 tane geçince polis çünkü açtırmıştı orada gördüm. Ee, x rayde sanırım çıkmış. Açtırmış bavulu bakıyordu. Biz de Aile olduğumuzu gördükleri için muhtemelen yani dedi beraber misiniz diye sordu. Evet dedim geçin geçin dedi. x bile sokmadı. Orada da kediyi soran olmadı. Poliste de, de kediyi soran olmadı. Biz elimizi kolumuzu sallaya sallaya ama hala korka korka yani durun diyecek her an her birisi diye. Korka korka çıktık abalından. Abi hiçbir şey yok yani Türk Hava Yolları olmasa hiçbir belgeye gereksinim duymadan aslına bakarsanız e, Karadağ'a kadar girebileceksiniz. Tabii ki Karadağ biraz az gelişmiş bir ülke yani şimdi Almanya'ya giderken muhtemelen aynı şekilde olmaz. Muhtemelen senin titrasyon testine kadar her şeye bakarlar. Bizim zaten tek sıkıntımız yani dediğim gibi tüm aşılar, tüm belgeler, e, çip iş usulüsü, pasaportu her şeyi vardı. Hatta pasaportun üzerine fotoğrafına kadar yaptık. Tek sıkıntımız dediğim gibi titrasyon testiydi. Fakat şunu belirteyim. Şeyde o ilçe tarımda adam uyardı zaten. Tamam Karadağ girebilirsiniz ama Türkiye titrasyon testi istiyor. Hani yarın öbür gün dönecek olursunuz. Titrasyonsuz Türkiye'ye sokamazsınız kediyi dedi. Öyle bir kural var. Türkiye'de istiyor titrasyonu titre testi. O sebeple örnek veriyorum bir yurt dışına çıktınız bir şekilde giriniz. Mutlaka orada ya da Türkiye'de titrasyonu yaptırın. 6 ay gidin hani 6 ay beklemeden belki girersiniz aynı bu şekilde dediğim gibi. Karadağ tarzı biraz daha az gelişmiş yerleri ama en azından 6 ay geçer. Türkiye'ye döneceğinizde elinizde titrasyon testi olur. Ki titre testini, titrasyon testini yaptırdıktan sonra kuduz aşısını aksatmazsanız her yıl doğru zamanda yaptırırsanız o aşı şey o test sürekli geçerli oluyor. Onu da belirteyim. Yani bu 7,5 aylık süreyi biz Karadağ gelirken beklemedik. Bir risk aldık açıkçası. Çünkü iki seçenek var eğer durdururlarsa ya alıyorlar şeye koyuyorlar, karantinaya alıyorlar kediyi bir süreliğine 2 hafta, bir hafta, 2 ay bilmiyorum ne kadar ya da ne yazık ki öldürüyorlar. Hani bu büyük bir risk aslında. Biz bolca hiçbir sıkıntı olmadı. Çünkü ben Facebook gruplarında da geziyorum. Birçok Türk arkadaşta da, biz daha iki hafta önce girdik. Bir sıkıntı olmadı. Biz daha bir hafta önce girdik. Bir sıkıntı olmadı. Bakmadılar bile falan yazınca bu riski alabilecek cesareti buldum bu şekilde bir şey var. Ben geçenlerde yine Pet Shop'a da sordum. Burada titrasyon testi yapıyor musunuz diye. Yapıyoruz dediler Karadağ'da. Tüm ülkelerde neredeyse yapıyorlar. O sebeple hani gittiğiniz ülkede de yaptırabilirsiniz. Türkiye istiyor. Şunu da belirteyim. Yine genel olarak söylüyorum. Evcil hayvanınızla bir seyahate çıkacaksanız özellikle böyle uçuş olacaksa ve uzun bir süreç geçecekse mutlaka Pet Shop'tan bir tane ya da veterinerden pet shop vermiyor olabilir. Şey alın uyuşturucu, sakinleştirici. Bizde böyle uzun ince bir şırıngasal bir şey verdi adam. Baya da pahalıydı yani. Ben geriye 8 ay oldu bakın Şubat 2022'nin Şubat'ında geldim. O zamanlar bile 200 liraya yakındı. Ki o zaman döner 15 liraydı öyle E, O hayat kurtarıyor gerçekten. Kedi çok mayışıyor. Hani uykulu böyle korku... Açıkçası ben kedi bakmadım daha önce ama korkuyor insan. O hayvanı öyle görmek üzüyor ama o olmasa muhtemelen geçmezdi o seyahat. Çünkü İstanbul'da bekliyorsunuz, havaalanında bekliyorsunuz, Dalaman'da sırada bekliyorsunuz diğer tarafta falan. Bizim kedi sürekli uyudu. Biz sürekli çantasını açtık çünkü havaalanlarındasınız bilmem ne havasız kalmasın içerisi diye. Çantanın neredeyse uçak içi dahil olmak üzere çantanın kapağı açık geldik. O sakinleştirici sayesinde hiçbir sıkıntı da yaşamadık onu da öneriyorum mutlaka Biraz içirmesi zordu çünkü şırınga diye böyle bir şeyler yaptırmaya çalışıyorsunuz ama gerçekten hayat kurtarıyor. Ben bu şekilde bir deneyim yaşadım. Dediğim gibi her ülkeden ülkeye değişecektir. Mutlaka internette öncesinde araştırın titrasyon testini özellikle. Ama çoğu ülke artık istiyor. Özellikle Avrupa Birliği ülkeleri net istiyor. Onu biliyorum. Türkiye de istiyor. Hani gel, dediğim gibi geldiniz dönemeyebilirsiniz kediyle. O sebeple bir an önce eğer geleceğe yönelik de bir taşınma planınız varsa yurt dışına şimdiden yaptırın ki dediğim gibi 6,5-7,5 ayı bulan bir süreç. O sebeple şimdi başlatın. Belki seneye yurt dışına çıkarsınız. En azından bulunsun. Dediğim gibi Kudüs testini zaten yeniledikçe o test de yenileniyor. Hiçbir sıkıntı olmuyor. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Umarım aklınızdaki bir soru işaretini gidermişimdir ya da gelecekte işinize yarayacak bir bilgi vermişimdir. Hepinize şimdiden iyi yolculuklar. Evcil dostunuz da benim için öpün.